Nedim Şener CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını neden istemiyor? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışma 2022 yılında son bulacak. Adı en çok geçen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Aralarında medya üzerinden bir savaş var. Ancak İmamoğlu doğrudan değil, kendisine yakın gazeteci ve yazarlar aracılığıyla konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun neden aday olmaması gerektiğini yazıp söyleyerek İmamoğlu'nu öne çıkarıyorlar. AKP'lilerin kolayca yeneceği için Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini söylüyorlar. İyi de Kılıçdaroğlu aday olursa oy verecek kesim Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti yanında Davutoğlu ve Babacan'la HDP seçmenleri değil mi? Aday olursa Kılıçdaroğlu'nun başarısı bu 7 parti seçmeninin vereceği desteğe bağlı olmayacak mı? Neden birileri Kılıçdaroğlu aday olursa bu partilerden yeterli desteği alamayacağını düşünüyor? Her ikisi de birbirinin aynısı. Peki neden? Nedir onların gözünde İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na göre öne çıkaran faktör? Ya da nedir Kılıçdaroğlu'nun eksikliği? Bana sorarsanız ikisinin de birbirinden farkı yok. Hangisi aday olursa olsun bir eksik, bir fazla oy almaz. Bakmayın siz demokrasi, adalet, insan hakları etiketiyle süslenmiş ittifak modeline. Yedi birbirine benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'nın ne olduğunu en iyi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener anlatmıştı. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı karıştırıyorsunuz. Cumhur İttifakı et tırnak, mezara kadar kader birliği. Bizimki öyle değil ki, bizimki proje bazlı bir ittifak. Yani proje gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, herkesin yolu ayrı. Hedef AKP değil, Erdoğan. Projenin adıysa seçimlerde Erdoğan'ı devirmek. Bunda da bir anormallik yok. Siyasetin amacı budur zaten. O yüzden ittifakın amacı proje. Projenin hedefi de kişi odaklı olunca siyaset, ilke, ideoloji, program unutuluyor. Yoksa normal şartlarda PKK'nın siyasi kolu HDP ile bu partilerin bir araya gelmesi mümkün mü? Yalnız bir ayrıntıya dikkat. Hedef AKP değil, sadece Erdoğan. Eğer hedef alınan AKP ve AKP'nin politikası olsaydı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlamaya kalkarlar mıydı? ya da AKP'nin başbakanı Davutoğlu ile ekonomi bakanı Babacan'la bu kadar içli dışlı olurlar mıydı? O yüzden AKP'yi eleştirirken de Davutoğlu Babacan'ın görev yaptığı dönemleri es geçip Erdoğan üzerine yoğunlaşıyorlar. Bu nedenle Akşener'in proje dediği şeyin adı seçimlerde Erdoğan'ı devirmektir. Bu amaca ulaşmak için de ilke, fikir, ideolojisine, geçmişine bakmadan herkesle işbirliğini mübah görüyorlar. Bu nedenle terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğine de muhtaç oldukları için PKK üyeliğinden yargılanan HDP'lilere destek oluyor, suratlarına karşı Kürdistan diyenlere seslerini çıkartamıyorlar. HDP'nin PKK ile ilişkisine gözlerini kapatıyorlar. İttifak üyelerinden itiraz. Dolayısıyla ortada siyaset değil, bir proje olduğu için Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunun da pek önemi kalmıyor. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına biri gizli biri açık olmak üzere iki grup karşı çıkıyor. Gizli karşı çıkanlar ittifak Ortağı, İyi Parti, Saadet Partisi gibi partiler. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz sonuç odaklı düşüneceğiz derken Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu şu anda bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu kanaatindeyim diyerek tavrını belli etmişti. İmamoğlu yavaş öne çıkartılıyor. Hiçbirisi de çıkıp Kılıçdaroğlu adaysa destekliyoruz diyemiyorlar. Asıl karşı çıkan grupsa İmamoğlu'nun aday olmasını isteyen CHP'nin içinden isimler. Onlara yakın gazeteci ve yazarlar. Tekrar ediyorum. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır. Ama Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına asıl itiraz edenler CHP'ye yakın kesimler. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz yönündeki soruya ittifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım dese de sağ seçmenin oyunu alamaz deyip duruyorlar. Bir türlü dillerinin altındaki gerçek sebebi söylemiyorlar. CHP içinden ve CHP'ye yakın kalemler aralarındaki hiçbir fark yokken neden Kılıçdaroğlu'nu değil de İmamoğlu'nu öne çıkarıyorlar? Cumhuriyetten Mustafa Balbay da Kılıçdaroğlu'na bu konuyu sormuş. Aldığı yanıt şu. Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı. Kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız. Kılıçdaroğlu'nun cümlesindeki Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş için öne çıkarıyorlar ifadesi önemli. Onları öne çıkaranlar Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyleyenlerle aynı kişiler. Ama farklı bir isim aday yapılacaktır. Peki neden? Aralarında hiçbir fark olmadığı halde Kılıçdaroğlu aday olmamalı. Var mı dürüstçe cevap verecek birisi? Ne onlar bunu açıklayabilir ne de Kılıçdaroğlu onlara rağmen aday olabilir. Karşısındaki cephe geniş, ittifak ortağı partiler ve özellikle kendi partisi CHP'nin içindeki ve yakınındaki kişiler. Peki ne olacak? Evet siyasetçilerden tutarlılık beklemek doğru değil. Ama Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına karşı olduğu açık. Kendisi de aday olamayacağına göre farklı bir isim beklemek gerekiyor. O isim Abdullah Gül mü? Bence hayır.